Merhabalar, hoş geldin. CSS'te Flex yapısına devam ediyoruz. Bu dersimizde CSS'te Flex yapısının Direction özelliği, yani Flex'in yönünü belirleyen özelliklerini tanımlayacağız. Flex-Direction elementlerimizin yönünü belirlemek için kullanılır. Default değeri Row'dur ve yatayda hizalama yapar. Flex-Direction Row özelliği yatay hizalamaya, Flex-Direction Column dikey hizalamaya, Flex-Direction Row Reverse yatay ters hizalamaya, Flex-Direction Column Reverse dikeyde ters hizalama özellikleri ve değerleridir arkadaşlar. Bu konuyu şöyle örneklendirebiliriz. Daha önceki dersimizden bir nav ve ul yapısı vardı. CSS kısmına geçelim. CSS kısmımızda display flex'i nav ullere vererek ne yapmıştık? Buradaki maddelerimizin, yani kutularımızın yan yana satır düzeyinde sıralanmasını sağlamıştık. Burada bir diğer özelliğimiz ise Flex-Direction, yani yönünü belirleyeceğiz. Display Flex'ten sonra Flex-Direction diyorum. Row ilk özelliğimiz ve değerimiz Row değeri arkadaşlar. Bu zaten default olarak versek de Flex'e vermesek de yatay düzlemde bir hizalama yapacaktır. Flex-Direction Row'dan sonra Row Reverse diyorum. Bakın burada nasıl bir uygulama yapıyor. Reverse'de ise satırı ters çeviriyor. Artık benim başlangıç maddem nereye gelmiş oluyor? Sağ tarafta en sağdan başlamış oluyor ve sol tarafa doğru yatay düzlemde sıralanmış oluyor. Bir diğer Flex-Direction değeri ise Column değeri. Bu da dikey eksende bir hizalama yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Column Reverse dediğim sırada, Column Reverse'de ise ne oldu? Buradaki birinci maddem en alttan başlamak suretiyle dikey eksende hizalanmış oldu. Bir sonraki Flex dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.